Evet efendim, dün başladık, bugün ikinci günümüze geldik bile. Ve kimler gelmişler salonumuza? Bakıyorum Sakine Hanım ve gelini Nuray, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hanımlar? Teşekkürler, iyiyiz. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nereliydin Sakine? Ben Malatyalıyım. Malatyalısın. Evet. Sen nerelisin? Safranbolu. Safranbolu ve Malatya'ya bizden kucak dolusu sevgiler, selamlar. Anlat bakalım Nuray bana kendini. Eşin adı ne? İsa. İsa ile nasıl tanıştı acaba Nuray? Nasıl tanıştım? Ben modelistik kursuna gidiyordum görümcemle birlikte. Aa, yani ben de gitmiştim. 15 yaşında modelistik kursuna ben öyle de gitmiştim. Mi? Evet. Orada biz aslında görümcemle çok birbirimizden hoşlanmayan iki sınıf arkadaşlarıydık, iki ayrı. Çok da anlaşamazdık. Zaten hiç arkadaş da olmadık. Hiç rahatsız etmezdim diyorsun. Tabii o da benden yani. Aa. Karşılıklı. Sonra itiraf ettik zaten karşılıklı olarak da. Eşimi bir kızla tanıştırmak üzere kursa getirdiğinde ben de kantin kısmında çayımı içerken kız kardeşimle okuldan kaçma konusunu konuşuyorduk. Okuldan kaçtığını öğrenmiştim. Kırmış okulu. İşte ben onunla konuşurken niye kaçıyorsun, kaçmasaydı falan derken evet. Eşim bıraktı çayını, döndü kız kardeşime işte bir abi gibi. Sen niye okuldan kaçıyorsun, kaçma. Kadın dediğin ayaklarının üstünde durur, kimseye muhtaç olmaz. Aa, dedim bu. İsa'ya bak, 5 yani, dakikada hayat dersi vermiş, bravo. İlk defa orada ona aşık oldum yani. Çok etkilendim. O söylemlerinden, o bilge kişilik, olgun evet. Tavır. Evet, vay. O konuşması. Hani yapmacık da değildi, beni de tanımıyordu sonuçta. O beni etkilemişti. Bir de gözleri çok güzel. Ya. Evet ve tomurcuk tomurcuktur, çok güzel tomurcuk, gözleri. Tomurcuk tomurcuk, ne renk gözleri? Şey, koyu kahve ama siyah gibi duruyor. Aa, evet. Seversin sen herhalde esmerleri. Çok, sarışınlar. Oturur izlerim böyle, çok güzel gözleri. Ayakları da çok güzel. Nesi? Ayakları. Terlik mi vardı ayağında da? Ayağında nasıl gördün? İkisi parmakları var. Çok hoşuma gidiyor. Ben niye bunu burada söyledim? Bilmiyorum ki. Ben de şu an şaşkınım. Ayak parmakları. Ne güzel seviyor kocasını. Kocacık ayaklarını, pıçık pottiklerini. Aman da aman. Sonra ben eşimden hoşlandım. Ne ayak dedi? Oh, gittim geldim. Sonra evet. Ayak deyince bak dağıttın bizi. Şurada ciddi ciddi ne güzel. Geldi mi? Arkadaşlarım da benden bunu öğrenince herkes birbirine söyleye söyleye bir şekilde eşime ulaşmışlar. Nuray, insanın ayaklarını, Nuray İsa'yı çok beğenmiş. Aa, İsa'dan hoşlanmış. İsa mı? Ne? Yayıldı. Evet, yayıldı. Sonra bir akşam mesaj geldi eşimden. Evet, almış ben telefonunu. Ben İsa, Yeşim'in kardeşi. Ben dedim ki Yeşim bilmiyor değil mi? Niye Yeşim dedi? Görünce bu arada. Niye dedim yani çok istemez ama. Sonra neyse biz buluşma ayarladık, tanıştık. Yeşim'e karşılıklı rağmen. Karşılıklı da işte konuştuk, anlaştık. Birbirimizden hoşlandık. Kaç yıl oldu evleneni? 10 yıl oldu. Ne? Evet, 18 yaşında tanıştık. Ben sana bakınca öyle bir 2-3 yıllık gelin gibi bir havan var ya Nuray. Teşekkür ederim. Çok çatı putu nazenin, çok hoşsun. Evet. Çocuk kaç tane? 3 tane. Hey. Uuu, maşallah. Biri 9 yaşında. 9? 6, 4. 9, 6, 4. Üçü de kız. Nasıl Sakine Hanım? Çok tanımıyoruz tabii de. Nasıl anlatsam? Biraz baskın bir karakter. Aa. Evet, beni istememişti. Zaten belli de etmişti. Eşim de söylemişti. Yeşim de istemiyordu seni. Eşim de istememişti. Yeşim zaten istememişti. Eşim istememişti. Yeşim istememişti. Ya kimse istememişti açıkçası. Eşimden kendi, başka da. Ben kendi yüremde istediğim için istemedim. Niye? İlla Malatyalı mı? Evet, Malatyalı. Ne saçma tarafı. Bir istektir bu da. İlla herkes işte, kendi yöresi olacak. Kendi akraba, kendi yöre. Aman. Kendi yöresi. Geçtik ablacığım onlar. Öyle şeyler mi kaldı? Kaçıncı yüzyıldayız? Bırakın şunları. Allah aşkına ben bak. Işte sarı saçlıydı, kıyafeti şeydi. Havalı geldi sana. Evet. Bana çok... Kayınma onu anladım ben. Havalı insanlardan hoşlanmıyor. Dün de bir Naciye Hanım'ımız var bizim kayınvalidelerimizden. Evet. Sen çok havalısın, havan kime falan de. Seni de herhalde öyle havalı gördüm. Öyle havalılara karşı bir antipatisi var herhalde. Evet. Evet, evet. Gözü korktu herhalde. Kendini öyle şey tutmayacaklar yani. Hepimiz insanız yani. Ama öyle siz... büyük tutmak olmaz. Kimse büyük tutmadı ya. Ne bileyim öyle havalı havalı girdi ya. Ben görmedim girişini. Girişini tekrar bir canlandırdılar bize. Evet. Pek havalıydı da. Sonra nasıl, ne kadar sonra alıştı benimsedi seni? Yani evlendikten sonra diyeyim. Ne var? 3 ay falan bir oturdum. Görünce ile aranda sonu merak ettim. Yeşim ya, Yeşim tabii biraz bozmaya çalışmış sağ olsun. İşte anlaşamazsınız. O kız işte biraz sinirli falan filan söylemiş benim için. Aa, bir de seni kötülüyor. Sen evet. Her şeye rağmen evet. Ama başardın. Tabii evlendik. Aynı evde yaşadık falan. Yeşim de bir gün mutfakta bulaşık yıkarken işte dedi ki Nuray biliyor musun ben senden hiç hoşlanmıyordum. Yeşim ben de aynı şekilde senden hoşlanmıyordum diye. Ama dedi şimdi seviyorum. Dedim ben de şimdi seviyorum. İnandın öyle mı? Öyle kaynaştık. Aynı evde de oturdun. Yani. Başka kaç çocuğun var? 3 oğlum var, 3 kızım var.
Uuu maşallah 6 çocuk. Evet, 4'ü evli. Erkeklerden bekar olan var mı? Bir tane bekar, bir tane de kızım bekar. O da modelist işte. O şimdi söyleyen Yeşim. Ha, Yeşim modelist oldu. Evet. Evet. Bak o günlerden. Ben ev hanım oldum. Sen yapmadın mı modelistlik? Kısa kısa yaptım. Özellikimde de çalıştım. Çocuk aralarında? Evde bazen. Artık çocukların bebeklerini dikiyorum, kesiyorum bir şeyler. Elde hadi. Öyle. Hadi bakalım göreceğiz. Senin peki mutfakta yeteneklerin nasıl acaba? Ya mutfakta eğlenmeyi çok seviyorum. Sıkıldığımda özellikle hep mutfakta zaman geçiririm. Yemeklerin lezzetli mi? Yani evet, herkes lezzetli der. Menümüzü duyuyoruz. Bugünkü yarışmacımız sevgili Nuray'dan. Arpa şehriyeli yağ ile çorbası. Evet. Şahın mahşe. Zaten ara yemeğimiz bu haftanın ara yemeği. El açması börek yapacağım peynirli. Evet. Şahın mahşenin yanında börek var. Evet. Neyli? Peynirli. Peynirli. Evet. Evet. Ana yemek? Ana yemeğim kaynanazade. Ne? Kaynanazade mi? Öyle bir yemek mi var? Yok. Yok, bizden çıktı o. İsmini biz koyduk. İsim yoktu, biz bulduk. Kaynanazade. Evet. Yalnız güzel bulmuşsunuz ha. Çok iyi. Evet, efendim, kaynanazadelerden Sakine Hanım'ın gelini Nuray Zadeler. Bize evet. Kaynanazede deseniz daha uygun olur aslında. Evet, o da uygunmuş. Kazazedeler var ya, kaynanazadeler ve zedelerden. Evet. Nasıl bir yemek o ya? Ya böyle etli, bol domatesli bir şey ama. Kıydır. Evet. Kayınvalidemin çok sık yaptığı bir yemek. Biz çok severek yiyoruz onu. Ha, kendi tarifiniz. Kurbanlardan evet, özellikle. Ne güzel, hoşuma gitti. Bak farklı bir şey. Evet, kaynanazadenin yanında ne var Nuray? Pirik pilavı var. Pirik pilavı. Pancarlı yeşil salata var. Oh, tatlı. Hı-hı. Kazandibi. Kazandibi yapacaksın. Evet. Bakın kaynanazade, bütün gelinler, bütün kayınvalideler açın ekranlarınızı. Alın kağıtları, kalemleri. Kaynanazade tarifi geliyor. Evet. Ama önce gelinimiz markete gidiyor. Güle güle iyi alışverişler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Niye böyle yapıyorlar ben anlamadım bu gelinlerimiz. Menüde yani menüyle hiç alakası yok. Yayla çorbası, kazandibi çok alakasız. Normal bir sofrada misafir ağırlanacak bir yemek değil. Uğraşıyor, isteyen bir şey yok. 11 çeşit menü basitse, bu 5 çeşit menü basitin daha ötesi. Ondan ötesi yok. Evdeki akşam yemeği. Yani yayla çorbası, arpa var içinde, bir de kazandibi, frik pilavı. Hiç havalı değil menüsü. Onu da elledim. Elledim Sakine Hanım seni bugün. Naciye Hanım çıtır çıtır yer onu. Ya vallahi. Ay. Bizi yer o kadın. Ay yer vallahi billahi. Gerçekten. Bir havayla girmesin senin evine de. Giremez canım, vallahi. Onu yapamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.